İyi günler. Türk Kara TV'den bir canlı yayında sizlerle beraberiz. Bugün Türk Karate'de mücadele sanatının antrenörlerinden genç, dinamik bir kardeşimiz Ercan Kara hocayla beraber olacağız. Kendisi Giresun ilinin antrenörü. Tirebolu ve Espiye ilçelerinde de karate antrenörlüğü yapıyor. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni. Evet Ercan Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Sağ olasın. Nasıl geçiyor hayat oralarda? Pandemi döneminde evde çalışarak zamanımızı değerlendiriyoruz. Zaman okuyoruz. Ercan Hocamızı tanıyalım. Ercan Kara kimdir? Buyurun. Ercan Kara, Giresun Tirebolu doğumluyum. 1976. Beden eğitimi öğretmeni yapmaktayım Espiye'de. Giresun Espiye ilçesinde. Ayrıca 4. kademe 6.'dan karate antrenör olarak da Tirebolu sporu ve Espiye sporu çalıştırmaktayım. Uluslararası hakemlik seviyesindeyiz. Bu şekilde hayatımız devam ediyor. Peki neden karateyi seçtik Arzu Hocam? Karateye yıllar önce işte çocukluk döneminde kendimizi gerçekleştirmek için belki başlamıştım. Ondan sonra olayın boyutu tabii yaşayarak olgunlaştıkça farklı boyutlara gidince baktık ki karate bir dövüşten ibaret insanların karakterini mükemmelleştirme yolunda bir kendimize uygun gördük. Bu şekilde devam ettik. Peki okulda beden eğitimi öğretmenisin. Aynı zamanda bir karate hocasısın. Burada çocuklar ve öğretmenler arasında Ercan Hoca karatecidir falan böyle bir enteresan sorularla karşı karşıya kalıyor musun? Tabii her zaman oluyor. Evet, her zaman var. Tabii beden eğitimi öğretmeni biraz daha okulda farklı gözüküyor. Bir de benim antrenör, hakem olmam sürekli tabii gözde oluyorsunuz. Zaman zaman il dışına gidiyorsunuz. Bu kez bu ayrıcalık tabii herkeste farklı bir şey yaratabiliyor. Etki. Ya ayrıcalık oluyor değil mi? Tabii mutlaka. Evet. Giresun gençlerinin karate ilgisi nasıl Ercan Hoca? Tabii Giresun son yıllarda kabuğunu kırdık desek yerindedir. Giresun'daki il temsilcimiz, arkadaşımız Şaban Hoca ile beraber bayağı bir yol kat ettik birlikte. Uluslararası camiada da başarılı sporcular çıkardık. Son yıllarda gerçekten Giresun karatede bayağı bir yol kat etti. Halen de aynı şekilde devam ediyor. Bu da tabii ki bizim özverili çalışmalarımızda. Buradan Sayın İl Müdürümüz Hasan Bulut Bey'e katkılarından dolayı gerçekten Giresun'a bu zamana kadar gelmiş geçmiş çalışkanlık düzeyinde tanıdığım en çalışkan insanlardan birisi. Sayın İl Müdürümüze buradan selamlar gönderiyorum izliyorsa. Bir de siz de oradan Şaban Dizdar Hoca oradan Avrupa şampiyonu çıkardı değil mi? Avrupa üçüncüsü çıkardı. Avrupa üçüncüsü dünya, çıkardı. Dünya üçüncüsü çıkardı. Maşallah, maşallah. Sizin hangi ilçelerde karate var hocam? Bulancak, Tirebolu, Espiye şu anda faal olarak yürütülen ilçeler. Merkezde var, değil mi? Merkezde var. Tabii Göreli ilçesi var, Çanakçı var. Buralarda şu anda herhangi bir faaliyet yok. Bu yeni şeyle beraber de yollar böyle çok ilçeler birbirine yaklaştı galiba değil mi? Tabii Tirebolu, Espiye arası 10 kilometre. Göreli arası 10 kilometre. Eynesil yine 10 kilometre. Tirebolu ile beraber söylüyorum. Yani bana olan mesafeyi söylüyorum. Merkeze biraz daha uzaktır.
Bu yeni diyorum şey yolu, sahil yolu oldukça Evet, tabii daha ilçeleri birbirine yakınlaştırdı. biraz daha kısalttı mesafeyi. Evet. Ayrıca ben Kısa buyurun. şunu da söyleyeyim. Ankara Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi mezunuyum. Spor masörüyüm. Badminton antrenörüyüm ayrıca. Hakemiyim yine. Şunu da tez olarak karatede çabuk kuvveti ben Türkiye'de ilk defa ben yazdım gibi. 2000 yılında mezuniyet tezi olarak o şartlarda mezuniyet tezi olarak karatede çabuk kuvveti hazırlamıştım. Ama bundan bizim haberimiz yok galiba, değil mi? Evet, ondan sizin haberiniz yok. Onu bir an evvel bir görelim ya inşallah. Böyle bizim bilimsel eserlere ihtiyacımız var biliyorsun. Bakarsın güzel bir kitapçık da çıkar. Yazılı bir eser bırakırsın hiç olmazsa Türk karatesine. İnşallah Ankara'ya gidersem okula alırım bu tezi. Sen de yok mu tezlerin içinde? Alam Neden? o şartlarda biz şey maddi imkansızlıkla şey yapamadık. Okula bıraktık direkt. O zaman bilgisayarlar çok yoktu. Matbaada çıkıyordu. Ha. Şartlarda. Anladım. Bize kısaca bir Giresun'u bir de senin yaşadığın ilçeyi anlatır mısın? Turizm açısından, çevre açısından. Giresun sahilde olan yeşille beraber denizi, doğası, yaylaları olan bir ilimiz. Trebolu şöyle Küçük Antalya olarak bilinir. Bir daha söylüyorum. Benim olduğum ilçe Küçük Antalya olarak tanınır. Öyle mi? Plajı ve doğası gereği yazın özellikle çok turistlerin rağbet ettiği bir ilçemiz. Yaylalar ayrıca aynı şekilde. Espi ilçesi de Trebolu'nun hemen yanında. Deniz de sıfır. Doğası harika. Yaylaları yaz şenlikleri olur. İşte insanlar Mayıs ayından sonra yaylalara göç ederler. Kirazımız vardır. İşte fındığımız vardır. Ama şu bir gerçek. Bizde o kadar Türkiye'de vergi rekortmeni olan insanlar var ama bize hiçbir zaman destek vermezler karateye. Ama Trebolu'yu biz Türkiye'ye, dünyaya tanıttık karate sayesinde. Tabii bunu bu aşamada bürokrasi seçemiyoruz. Yani karateyi hala boş bir şey olarak gören insanlar var. Evet. Kimse kesinlikle böyle bir hizmette bulunmak istemiyor. Sadece şahsi çıkarların peşinde devam ediyor değil mi bu işler? Evet, yani son yıllarda bayağı iyi sporcular çıkarıyoruz. Şu anda yani başarılı sporcuları bile kabul etmeye makamına insanlar var. Dolayısıyla bunları zamanla herhalde aşacağımızı düşünüyorum. Sizin de Giresun'da olmanız ayrıca bizim için bir gurur kaynağı. Tabii bunu çoğu insan bilmiyor. Evet. Ya tabii şimdi mesela ben en son bu bahsettiğim beyefendiyle tanıştım, il müdürüyle. Kendisine söyledim, dedim ki yani bizi davet edin gelelim. Orada hemşehrilerimize bir yardımda bulunalım ama aradan 2 sene falan geçti. Hiçbir şey yapmadı. İstekte bulunmadılar. Tabii biz böyle hizmet vermek için biliyorsun ben Türkiye'nin her yerine gidiyorum. Yani bila bedel bunu yapıyoruz. Hala amatör ve profesyonellik arasında devam ediyor hayatımız ama insanlar çalışmayınca da zembelini alıp selamun aleyküm ben geldim demek de yani davulcuyla zurnacı gidermiş böyle yerlere. Biz de davulcu ve zurnacı olmadığımız için tabii ki gitmiyoruz ama hizmet vermek her zaman için istiyoruz tabii ki. Evet, bu arada karate hayatında ne gibi değişiklikler yaptı Ercan Hocam? Karateye ben ortaokul yıllarda başlamıştım. Tabii ki kendimizi o zaman işte ispat etmek, işte biraz gösteriş yapmak falan amacıyla. Sonra baktım ki işte bu yarışmalara falan başlayınca kendimde bayağı bir çekingenlik duygusu kalktı, özgüven, işte topluma girme, kendini anlatabilme, kendini gerçekleştirme duyguları oluşmaya başladı. Sonra bilimsel olarak, sonra üniversite olayları
Bir gazetede görmüştüm, bir arkadaş beden eğitimi bölümü okuyordu. Biz de bilmiyoruz o zaman beden eğitimi bölümünün ne olduğunu. Sordum ona nasıl girdin diye. İşte karate yapıyordum. O sayede girdim falan diye. Biz de girelim falan diye. Bir başvuru yaptık. Girdik o şekilde. Devam ettik. Tabii bizim öğretmenlerimiz, beden eğitimi öğretmenleri elinde sopa gezen insanlardı. Yani bize beden eğitimi öğretmeni nasıl olur, nasıl yetiştirilir, nereden, nasıl başvuru yapılır hiçbir konuda. Ama biz şimdi A'dan Z'ye bütün çocuklara bunu anlatabiliyoruz. Her konuda yardımcı oluyoruz. Sadece karate değil, yani diğer branşları da yönlendirebiliyoruz. İşte ama şu var, beden eğitimi dersi bir spor dersi olmadığını kabul etmek gerekir. Çünkü eğer insan sporcu olacaksa mutlaka bir kulübe gidip üye olması gerekir ki orada spor eğitimini, okullarda da akademik eğitimini devam ettirmeli. Yoksa bir saat derste veya 2 saat derste bu işler olmaz. İkincisi, ağaç yaşı kenevidir. Ana sınıfında beden eğitimi derslerinin konulması, hatta branşlaşma. Ben yıllarca Tirebolu'da ücretsiz karate dersi verdim. Ana sınıfından ilkokul birimdeki çocuklara, ama kimse bize destek vermedi. Dolayısıyla şimdi lisedeki bir öğrenci üst düzey bir sporcu olacaksa, bunun 16 yaşındaki bir çocuğun karateye başlayıp da sıfırdan başlayan, 6 yaşına başlayan bir çocukla mücadele etme şansı, siz Yok. hak verirsiniz, yoktur. Yani 16 yaşında milli takımda yarışacak bir çocuk, 16 yaşında karateye başladıktan sonra 20 yaşına kadar günde çok yetenekli olması gerekir ki bu o mücadele edip baş edebilsin. Tabii her şey müsabaka değil, ama ne kadar erken başlarsa gençler o kadar daha verimli olduğunu kanısındayım. Jimnastikçe başlama yaşı 5. Günlük Yüzmede öyle. evet, yani onun için eğitim sistemindeki bu aksaklıkların da giderilmesi gerekiyor. Ya bizde şöyle bir olay var. Bilmiyorum katılıyor musun? Biz altyapıya önem vermiyoruz ama Ercan Kara şampiyon oldu mu ona sahip çıkıyoruz. Böyle bir şey var değil mi? Ters bir üçgen var bizde. Yani başarılıysan, üniversiteye öğrenci gönderiyorsan başarılı bir okulsun. Ama madalya getiriyorsan başarılı bir antrenörsün. Bu böyle kabul ediliyor. Ama madalya yoksa başarısızsın. Hayır, Karate'nin... bir de şu açıdan söyledim. Sporcuya sahip çıkma açısından. Yani altyapıdan çocuğa biz bir şey yapmıyoruz. Çocuk hasbelkader girip şampiyon olursa o adama şimdi yine aynı sistem devam ediyor. Burs veriyormuş. Ya abi Evet. burs veriyorsun da bu çocuğu altyapıdan bir getirsene. Yani Evet. hazır piş ağzıma düş. Evet. Değil mi? Aynı Maalesef. mantık devam etmiyor mu? Ediyor işte. Evet. Sonra ben Maalesef. seneler evvel makro planlama diye bir şey öğrenmişim. Hasbelkader. Ben lise mezunuyum biliyorsun. Ve bu makro planlama için araştırdım, taraştırdım. Bizim ülkemizde bu yok. Ya 1900 yılında atletizm kurulmuş bu ülkede. 1901 yılında İstanbul'da yüzme havuzu var. Ve biz makro planlama diye bir şey bizim sporumuzda yok. Hadi bakalım. Tabii daha Spor Bakanlığı bile yeni kuruldu. Yani 5-6 yıl Değil mi? yanında oldu. Dolayısıyla son yıllarda birçok tesis yapıldı. Tesisler yapılmalı. Evet, bugün bir dünya şampiyonası, bir Avrupa şampiyonası verildiğinde Giresun'da son yıllarda, yani Türkiye'nin her yerinde müthiş tesisler yapıldı. İleriye bakarak, bunu görerek yapmak lazım. Yani bugün boş olabilir, ama gelecekte o salonlar bir Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonasını kaldıracak salonlarınız olması gerekir. Dolayısıyla tabii altyapının da bu konuda iyi antrenörlerin yetişmesi gerekir. Bugünkü beden eğitim bölümleri çocuk sadece, bilmiyorum şu anki müfredat nasıl, ama bizdeki bütün hocalarımız bizim proftu. Yani en doçent giriyordu en basit olarak derse. Ama bugün bakıyoruz her ilde 2 tane 3 tane beden eğitim bölümleri var. Tabii ki buradaki akademik kadronun ve fiziki şartların çok iyi olması gerekir ki oradaki gençler iyi yetişsin. Tabii bu aksaklıklar bir nevi bizden aşıyor. Bu konularda fazla bir şey söyleyemiyoruz.
Ama tabii geçmişe göre spordaki başarı gerçekten çok iyi. Hocam ben gelsem senin Tirebolu kapalı spor salonuna selamun aleyküm ben içeri gideceğim. İçeride antrenman yapacağım da deyince oradaki adam beni içeri sokar mı? Evet, bizde hiçbir sıkıntı yok. Ben girip Başımızın orada içeride girip de orada karatekimi giyip kenarda evet. karate çalışabilir miyim? Tabii ki. Böyle diyorsan başımın üstünde yeri var. Ama ben buna katılmıyorum. Ben şu anda ilçe spor müdürümüz Besim abi de bizi dinliyorsa hiçbir sıkıntı yok. Biz her saat şu pandemi döneminde biraz biliyorsunuz kısıtlama olduğu için halen devam ediyoruz. Yani 24 saat biz orada çalıştığımız her gün, her saat çalışabiliyoruz. O Besim hocamızın soy ismi ne? Besim Kadıoğlu. Ona buradan saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Böyle bir cevabı sen verdiğin için sana da teşekkür ediyorum. Demek ki Tirebolu'da işler farklı olmaya başlamış demek ki. Yani Giresun'da dedim ya az önce işte müdürümüz de bu konuda çok desteği var. O konuda kendisine de yine buradan teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz Besim hocamıza. Evet, biraz karnımız acıktı. Yöresel yemeklerden bahsedelim. Neler yiyeceğiz gelince Tirebolu Antalya'mıza, Karadeniz'in Antalya'sına? Valla bir anım vardı benim. Bir uluslararası maça gitmiştik Antalya'ya, Alanya. Hayrettin Hoca'nın bir faaliyetiydi. Öğretmen evinde kalmıştık. Orada arkamızda bizim Trebolspor yazıyordu. Öğretmenler tatile gelmiş. Orada bizi gördüler. Kendi memleketlerine gitmiş gibi oldular. Bizi görünce Trebolu. Tabii Trebolu dışarıdan çok farklı gözüküyor. Yani gerçekten çok farklı gözüküyor. Trebolu'nun çayı meşhur. 42. Hamsi, lahana çorbası, işte pancar çorbası dediğimiz, turşu, Fasulye fasulye turşusu, hamsi tuzlusu, kiraz tuzlusu. turşusu. Nasıl Evet. kiraz tuzlusu nasıl oluyor ya? Kirazı topluyorlar, işte o haşlıyorlar herhalde. Ben de çok bilmiyorum ama tuzluyorlar. Kışın onu kavurup yiyorlar. Yemek niyetine. Tabii. Aa, enteresan ya. Evet. Sırf onun için Tirebolu'ya gelinir yani. Tabii ki, buyurun da ne demek? Hep havadan geç, hep havadan geçmeyin. Biraz da Değil mi? karayolun. Karayoluna geçelim ya. Mısır ekmeğini unuttun. Mısır ekmeği. Evet, mısır Değil ekmeği. mi? Yöresel o benim de aklıma şu anda gelmiyor. Yöresel bu yazın Haziran mantar çıkar yaylalarda. Böyle kırmızı mantarlar. Onlar toplanır, haşlayarak, pişirerek yemek niyetine yenir. Bir de bizim oraların pidesi de meşhurdur. Sizde pide vardır değil mi? Pide de meşhurdur yani. Evet, Trebolu pidesi, Esbiye pidesi. Değil mi? Meşhur. Fındığımız meşhur. Fındığımız meşhur. Türkiye'nin en kaliteli fındığı Trebolu'da çıkar. Ama bunu kimse bilmez. Gerçekten Trebolu dünyanın en kaliteli fındığıdır. Ama işte diyorum ya biz maçlara giderken böyle holding insanlar var, iş sahibi insanlar ama hiçbiri bize destek vermiyor. Değil mi? Evet, onlar öbür tarafa cepleri dolu gidecekler. O yüzden oluyor bu işler zaten işte. Adam vergi rekortmeni ama karateye ve sadece karate değil, amatör sporların hiçbirine destek vermiyor. Maalesef. Oysa ki o verdiği şey, destek ona kat kat geri dönüyor. Ya Düşünün. en basitinden manevi olarak bir rahatlık var Ercan Hoca. Evet. Olay öyle Yani bakmak lazım. ben şimdi İstanbul'da bir faaliyet olsa bir onun afişini şöyle salonda göstersem yani belki geliri ikiye katlanır. Satışı. Evet. Ama onu düşünemiyoruz maalesef. Orada bir garipliğimiz var. Evet, karate hala şey olarak kaba kuvvet olarak düşünüyor. Oysa ki gül dikeni de sevilir. Karate insanların bir dövüş eğitimin bir parçası olduğu, işte jimnastik de aynı şekilde, halk oyunları da, bale de aklınıza ne gelirse hepsi
doğru dürüst yapıldığında insanları topluma kazandırmanın bir yol olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Tabii buna küçük yerde şöyle bir şey kanısına vardım ben. Küçük yerde yaşadığınız zaman beyniniz de küçülüyor. Evet, o da var. Değil mi? Sizi etkileyecek insanlar olmazsa gelişmenizi, şimdi siz ne kadar iyi sporcuyla antrenman yaparsanız o kadar Gelişiyorsunuz. gelişebilirsiniz. Dolayısıyla ne kadar entelektüel insanlarla beraber sohbet ederseniz yine aynı şekilde ufkunuzu genişler. Evet, güzel bir tespit yaptın. Teşekkür ederim. Karate antrenör olarak ne gibi zorluklarla karşılaştın Ercan Hocam? Tabii zaman zaman ben İstanbul'da başladım 2003 yılında öğretmenliğe Esenler'de 4 yıl çalıştım. 5 yılda Ümraniye'de çalıştım. O şartlarda o zamanlarda yine okullarda karateyi çalıştırdım. Sonra Giresun'a geldim 2009 yılında. Orada ilçelerinde hatta köylerine kadar karateyi çalıştırdım. Badminton'a yine Giresun'a getiren kişi benim. Karateyi SBA Treble'ye getiren kişi benim. Yıllarca ücretsiz olarak yani hiçbir beklenti olmaksızın çalıştırdık. Tabii kimseden bir şey beklemedik ama sonunda bayağı bir yol kat ettik. Hem bürokraside hem bir şekilde kabul ettirdik. Başarı gelince dedim ya başarılı olursanız insanlar sizi kabul ediyor. Olmazsanız çok bir anlamı ifade etmiyor. Dolayısıyla tabii ki okullardaki şartlarımız spor salonları olmadığı için çocukların spor kültürü denen yani okuma kültürü, spor kültürü bunlar hep bir küçüklükten başlayan davranışlardır ama karateyi de bayağı bir zorluklara rağmen ilerlettik. Şu anda velilerimizde çoğu veli SBA Treble'u küçük olduğu için haber çok çabuk yayılabiliyor. Ve küçüklerin, özellikle kızların şeyi çok daha fazla karateye. Alakası. Ayrıca ben Aikido'da ikinci danım. Bunu da söyleyeyim hocam. Nebi Vural Hoca ile beraber çalışıyoruz. Tanırsınız belki. Aa, tabii saygı duyuyorum. Hürmetler ederim. Bu çok kıymetli bir hocamız, değil mi hocam? Ben Aikido'yu hani böyle şey olarak nasıl tanımlayayım? Nebi Hoca kendi dalında gerçekten Türk olarak bu zamana kadar tanıdığım en teknik ve karakter olarak da mükemmel bir insan. Yani sizden iyi olmasın. Yani hakkını veriyor yani. Gerçekten Aikido ustası. Ve oldukça da bir şeydir orada, bir kültür abidesidir. Evet, bir jenerasyonun devam ettirebiliyor hocasının. Tamura Sensei'nin organ şeyini de aynı şekilde devam ettiriyor. Evet. Ben ona zaten bir röportaj yapmıştım bu birkaç sene evvel. Onunla tanışırız. Çok saygı duydum. Bilgisine güvendiğim çok ender insanlardan bir tanesidir. O da buradan kendisine hürmetlerimizi iletelim inşallah. Peki bir soru soracaktım ben şimdi. Bu velilerin, anne babaların karateye bakış açısı nasıl? Treble'u biraz da entelektüel olduğu için farklı yani daha fazla ilgi var alaka. Bu pandemiden önce çok iyiydik yani şu katılım olarak. Bir de insanlar öğretmen olunca öğretme yöntemleri çocuğa nasıl yaklaştığınız da çok önemli. Veliye nasıl yaklaştığınız da çok önemli. Ben şu anda hani üniversitede hocalar asistanlarını derse verir ya, gönderir ya. İşte git bu dersi yap. Oysa ki ben kendim 6.'dan bir insanım. Bütün derse kendim girerim. Yani hiçbir yardımcımı kolay kolay derse bırakıp da keyfi olarak gidip oturmam. Yani onu gördüğü için veli bu kez farklı görebiliyor seni. Yani işin hakkını vererek yaptığınız zaman daha farklı bir imaj ortaya çıkıyor. Şimdi hem hakemlik yapıyorsun hem antrenörlük yapıyorsun. Hakemlik mi antrenörlük mü desem birinci sorumu. Diğeri de hakemlerle antrenörler neden anlaşamazlar tatemide? İkinci sorum da bu.
Vallahi ikisini de aynı anda götürmek istiyorum ama tabii bu buradan MHK başkanımıza selam olsun. Ahmet hocamıza selamlarımızı iletelim, Ahmet Şan hocamıza. İkisi bir arada ne kadar gider? Tabii şu anda bir tane öğrencim var benim yetiştirdiğim. İnşallah o da antrenör oldu. O bana yardımcı oluyor. Bir hedefim var. Onu eğer şey yaparsam bilmiyorum. Onu burada söylemeyeyim. Söyleme. Şu Ama anda biz bizeyiz, söyle ya. ya ben size özel söylerim. Öteki sorunu Zeyd'i unuttum ama Hakemlerle antrenörler neden birbiriyle anlaşamazlar tatemide dedim. şimdi tatemide olmak farklı, dışarıdan bakmak farklı. Yani tatemide hakemsiniz, sizin gördüğünüzü antrenör görmüyor, antrenörün gördüğünü siz göremiyorsunuz bazı. Yani bu şeyi çok iyi analiz etmek lazım, o aradaki farkı. Sağdaki hakemin gördüğünü antrenör görmüyor. Çoğu da kuralları bilmediği için kendilerine göre yorum yapıyorlar. Burada anlaşmazlık çıkıyor. Biraz daha duygusallık devreye giriyor galiba, değil mi? Duygusallık devreye giriyor. Yani sonuçta hakem futbola göre karate teknikleri daha somut kararlar verebiliyor. Bir futbolda görecelidir. Yani kişiden kişiye değişiyor. Ama futbolda karatede %99'dur belki kişiden kişiye değişme şeyi. Yani bir mavaşı geri puan kriteri bellidir. Bunu herkes 100 kişide 99'u puansa puan der. Bir Jordan Zuki puansa puan der. Ama bir futboldaki veya bir basketboldaki pozisyon gibi işte aşağı çevir saatlerce, haftalarca konuşulmaz üzerinde. Bu Futbol Federasyonu'nun şeyin dünya FIFA oluyor değil mi? Dünya Futbol Evet. Federasyonu. Onun başkanı vardı bundan önceki olan, görevden alındı. Onun çok güzel bir cümlesi vardı. Diyor ki biz diyor hakem hatalarını sıfıra indirebiliriz. Çok kolay diyor. Fakat diyor o zaman diyor siz ne konuşacaksınız diyor. Evet. Maç bittikten sonra ne konuşacak? Şimdi diyor bir penaltıda, bir ofsaytta, bir golde diyor. Bir ay konuşuyorsunuz. Diyor. Yazılı basın, görsel basın, açık oturumlar, şunlar, bla 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 bla. O da bir bakış açısı yani, değil mi? Tabii ki. Yani futbol artık bir spor olmaktan çok bir sektör artık. Yani bunu kabul etmek gerek. Yani Tabii. bu bir sektör. Futbol sadece sahada oynanmıyor. Kitlesel bir spor. Dolayısıyla maddi basının, medyanın, görsel yazı basının nereden maddi kaynak elde edebiliyorsa oraya yönleniyor. Yoksa karateyi veya bir amatör sporu çok siz de biliyorsunuz galeye almıyorlar. Yani dolayısıyla çok büyük bir olay olacak ki karatede işte Allah korusun bir kaza olacak. Hemen oraya yönlenir veya bir işte başka bir şeyde olay olduğu zaman işte iyi tarafını değil de hemen kötü tarafını belki topluma uyarlamaya çalışacaklar. İşte bunlardan tabii kaçınmak gerekir. Evet. Ya futbol gibi işte pozisyon sokaktaki Ahmet Mehmet de, kahvedeki Ahmet Mehmet de, herkes ömründe futbol oynamayan insanlar bugün yorumcu olarak televizyonlarda insanları zamanlarını meşgul edebiliyorlar. Şimdi buradan ben bir eğitimci olarak ne diyebilirim ki? Yani ömründe bir ama karateye yorum yapamıyor. Ama futbola yapıyor. Yo yo biz de becerdik o işi canım. Hakem şeylerimiz baksana. Delilerimiz bizden daha iyi hakem, bizden daha iyi antrenör. Bizim de en büyük belamız o biliyorsun. Yani en büyük tehlike o. Senelerdir ben bu konuya dikkati çekiyorum ama biz çektikçe şey gibi mitoz çoğalma gibi millet çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor. Bir bakıyorsunuz artık velilerden hakemlerimiz oluşmaya başladı. Daha da beter olduk yani. Evet. Tabii üzümüzüme bakarak karar. Artık, artık. O üzümlerden istemiyoruz biz ya. Ben her zaman bir şey söylüyorum. Bizim camiada iki tane büyük tehlike var bak Ercan Hocam. Bir tanesi bir iki sene karate yapıp veya 5 sene yapıp 35 sene ara verip 40. senede karateye dönenler en büyük tehlikedir bizde. Buna kimse darılan darılabilir. Hiç sıkıntım yok. Bir de
Hani diyoruz ya biz 7'den 70'e herkese karate öğretiyoruz. Elif 45, 50, 55 yaşına gelir. Karate öğretirsin. Gider bir antrenör hakim olur. En büyük bela da bunlardır. Belki katılır mısınız bilmiyorum. Karate işte sizden duymuştum yanılmıyorsam. Ben işte karate bilmiyorum. Karate öğrenmeye çalışıyorum diye Tabii, kullanmıyorum. tabii. Ben Öğreniyorum. öyle düşünüyorum. Yoksa ben öğrencime ben sıfırım şu anda. Nötrüm yani. Yeni başladım ama belki sana göre farklı olabilirim. Japon atasözü var. Hani siz bilirsiniz. Karate kaynayan sıcak su gibidir. Sürekli altını sıcak tutmak gerekir. Dolayısıyla hayatta bütün işlerinizde bunu destur edinirseniz başarılı olursunuz. Şimdi o insanlara da bu camiadan ne diyebilirsiniz ki? Yani bir yıl karate yapmakla işte yurt dışına gidiyor adam bir tane teknik öğreniyor Aikido'da gelip Türkiye'de satıyor. Buna benziyor yani. Şimdi biraz evvel söylediğin cümle Nijikun'un bir maddesi o. 20 tane maddede Nijikun'da. Diyor ki karate ateş üstünde kaynayan bir Su su gibi gibi. diyor. Ateşi söndürürsen soğur diyor. Yani Sürekli çalışmak zorunda. Antrenman çalışacak. Yani biliyorsun bununla ilgili ben yine bir kitap çalışması yaptım. Orada bunların her satırı paragraf paragraf anlattım. O bakımdan benim buradaki eleştirim şu. İsterse adam 70 yaşında karateye başlasın başımızın üstünde yeri var. Ama ondan sonra şimdi bakın Ercan Hoca yazılı olmayan kurallar vardır. Ve detay bazında bilgi bu iki şey çok önemli. Sizin ben okul hayatınızı bilmiyorum. Ben orada öyle şeyler söylerim bir gaf üstüne gaf yaparım. Niye? Çünkü okulunuzun yazılı olmayan değerlerini bilmiyorum. Onun için bir camiye girdiği zaman bunlar çok önemli. Camiaları camiye yapan oradaki değerlerdir. Öyle değil mi? Evet. Sesim geliyor değil mi? Geliyor geliyor. Sesiniz geliyor. Bir şey diyordum. Ben lafını kestim. Kusura bakma. Böyle istiyorum ben. Şey demedim. Benim şey ben konuşmuyorum. Ben konuşmaya başlarım. Sen otur beklersin olmaz. Evet, en son okuduğum kitap bir yazarı. Hatırlıyorum. Şey okumuştum. Doğan Cüceloğlu'nun Doğan Cüceloğlu'nun bir kitabını okumuştum. Yok gerek yok ya. Sorun değil. Şey yapma. İçimizdeki ben diye çok hoşuma gitmişti o. Bir de kendini gerçekleştirme ile ilgili böyle kitap değil de makaleler falan hoşuma gidiyor benim. Genelde bilimsel yayınları araştırıyorum. Bir de Mehmet Günay'ın antrenman bilgisi kitabı var. Gazi Üniversitesi'ndeki hocamızın. Onu şu aralar okuyorum. Genelde böyle sporla ilgili eğitim psikolojisi, spor sosyolojisi, eğitim üzerine bunlar çok hoşuma gidiyor benim. Yani davranış bilimleri. Hikaye, roman bunlar bana çok gerçekçi gelmediği için ben bilim böyle yayınlar daha çok hoşuma gidiyor. Öğrenme üzerine odaklısın değil mi? Ben mesela şöyle bir şey belki çok seminerde karşılaştık ama öğretme yöntem ve teknikleri üzerine bayağı bir kendime güveniyorum. Yani çok zor bir tekniği çok kabiliyetsiz bir adama öğrenciye belli bir seviyeye kadar getirdiğimi düşünebiliyorum. Ya Anladım. onun bir yöntemini mutlaka bulurum bir şekilde. Tabii buradan da Doğan Cüceli hocamıza Allah'tan gani gani rahmet dileyelim. Çok kıymetli, çok değerli bir hocamızdı. O da çok kardeşli bir ailede yetişmiş. Ben onun hayatını dinledim kendi ağzından. Ve o dönemin yaralı çocuğu içinde olan bir kişiydi ve bunu da kendisi mümkün olduğu kadar anlatan bir şahsiyetti. Ben ondan çok şeyler öğrendim. Ben de onun hemen hemen çoğu kitaplarını, hepsini okuyamıyorum tabii ama ondan çok şeyler öğreniyorum. Hocam bir anı paylaş bizle bakalım. Pardon buyur, buyur. Sen konuş. Şey aklıma geldi. Bu geçmişte Namık Hoca'nın
İstanbul'da görev yaparken Namık Hoca'yla ben hiç karşılaşmamıştım. Part-time işler falan bakıyordum böyle. Hani antrenörlük yapayım diye bir spor merkezlerinde falan. Üsküdar'da onun şeyi vardı. Spor Fitness merkezi vardı. İşte eleman antrenör alınıyor, karate antrenörü diye yazmıştı. Ben tesadüf girdim oraya. Tabii tesadüf kendisi de orada. Görevli dedim ki ben işte başvuru yapmaya geldim falan. Branşınızda falan söyledim. Namık Hoca da oradaymış tesadüf. Tabii merhaba kendimi tanıttım. Ben ama ilk defa Namık Hoca ile karşılaştım. Namık Hoca dedi ki ben seni tanıyorum dedi, tamam mı? Ben de tabii ki daha çaktırmadım daha neyim. herhalde dedim müsabakalardan falan mı acı tanıyor falan. Mutlaka dedim biriyle benzedi. Yoksa hayatta ben Namık Hoca ile yan yana ilk defa gelmişim. Tabii hocam dedim olabilir dedim. Hani müsabak karate ile uğraşıyor sonuçta siz de biz sizi çok yakından tanıyoruz falan. Tabii o onu söyleyince ben kendi gülme kahkaha krizi tuttu ben ama tabii orada oturduk çay kahve içtik. Öyle bir şey anım oldu. Onu hiç unutmam. Kendisine buradan selam olsun. Tabii Namık Hoca şimdi çok insanlarla iç içe olduğu için camiada o böyle bir şeyi vardır onu böyle bir Beni benzetti herhalde mutlaka birini. evet. Tabii o çok günde bize bir kişi geliyorsa ona 100 kişi gidiyor. O Evet. çok o da maşallah ayaklı bir kütüphane. Allah Evet. başımıza eksik etmesin inşallah onu da. Hocam hobilerimiz var mı? Sen maşallah daha ne hobim olsun diyeceksin. Badminton var, Aikido var. Değil mi? Karate var. Başka? Saz çalıyorsun. Az çalışıyoruz. Spor masörüyüm ben. Üniversitede birincilikle bitirdim ben. Öyle Spor mi? masörüyüm. Bravo. Yani şöyle söyleyeyim. Üniversitede başlamıştım. Hatta an olarak da hoca bana hani biz belli kafadayız ya şimdi bazı işte diyorum ya küçük yerde büyüdüğün zaman beynin de küçülüyor. Tabii masaj dersine geçmek için birçok teknik var. Biz 60 sınırını geçsek yeter dedim ben kendi kendime. Sınava vizeye girdik. Ben işte teknikleri yaptım. En son ben çıktım sınavdan. Bana dedi ki hoca 100 dedi bana. Ben hiç arkama bakmadan çıktım. Arkadaşlar dedi kaç aldın nereden? Ya adam dedim 100 dedi ama dedim yani şaka mı yapma ya falan. Finale gittik. Bana dedi ki Ercan sen yapmana gerek yok dedi hoca. Buradan da hocamızın ismini unuttum. Selam olsun. Tabii arkadaşların yanında söyleyince bunlar şaşırdı. Ercan 100 falan. Sen dedi bu işi düşünüyor musun dedi bana. Hocam dedim, şaka yapmayın. Hani biz dedim kim masörlü kim falan filan. Ya şaka ciddi söylüyorum dedi. Sen bu işi yap. Sonra ben Tamer Sökmen hocamız vardı. Dernek başkanıydı. Masörler derneğinin o zaman. Denizli'de bir haftalık kursa gittim. Orada yine sertifikayı aldık. O günden bugüne öyle elimizde duruyor. Dolayısıyla işte karate yapmayı çok seviyorum gerçekten. Yani dedim ya hani hep nötr olarak düşünürseniz yani nötr olarak düşünürseniz sıfır olarak sürekli çalışasınız gelir. Ama işte ben geldim bu bana yeter derseniz hayat zaten öğrenmenin bittiği yerde hayat biter. İki Aikido ile beraber Bağlantı kurdun. kurdum. Başka böyle koşturup gidiyoruz işte. Hedef Bağlama var mı? hedefi sonra ben size söylerim. Peki. Bir hatıra paylaş bizden. Karate ile ilgili bir anın, bir hatıran var mı? Ve okul da olabilir. Şeyde Adana'ya gitmiştik. Veteranlar maçına. Bizim kaymakamımızın koruması vardı. Polis memuru. O da karateye başlamıştı. Bir maça çıktık. Çıkacağız takım maçına veteranlar. Bizim bu Kamil İşçi var. Sensei şey İstanbul'da tanırsınız. Takım yapalım dedik. Takımda bir kişi yok. Tabii bizim
Giresun bölgesi aynı ilde olması gerekiyor. Sağ olsun Esat Başkanımızdan izin istedik. Kabul etti bizi. Aynı farklı illerden olabilir diye. Şimdi rakip takım tatamiden çizdi. Biz A'yız. Biz Kata'yı çizeceğiz. Onlar çıkarken bizim çok selam olsun buradan Kamil hocamıza. Kamil hocamız daha biz Kata'yı çizmeden onları alkışlıyor. Tamam mı? Alkışlıyor. Dedim sen dedim ne yapıyorsun ya? Bu dedim dövüş sanatı ya ne yapıyorsun? Ama sessiz söylüyorum tabii. Yani rakip tamam tebrik edersin sonuç açıklanır tebrik edersin. O zaman çok komik olmuştu. O hala alkışlıyor. Sonra neyse Kata'yı çizik otele geldik. Ay gül 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 kendi kendime. Bunu da hiç sürekli anlatırım onu. Ya dedim daha tatamiye çıkmadık. Sen rakibi alkışlıyorsun. Hangi tarafta oynuyorsun? O da centilmenlik yapacağım diyerek değil mi? Ona da selam olsun diyelim bakalım. Çevre ilçelerle diyaloglarınız var mı? Şu pandemi döneminden sonra önce vardı. Daha öncesinde diyorum. Daha öncesinde kendi aramızda maçlar yapabiliyorduk. Yani iyiydi, fena değildi. Yani Türkiye şartlarına göre iyiydi. Karadeniz grubu kurmuştuk ligi. Ha. Orada devam ediyordu ama şu şeyden dolayı, pandemiden dolayı hepsi aksadı. Anladım. Yaylalardaki yaşam nasıl geçiyor Ercan Hoca? Valla ben yanılmıyorum. 10 yıldır ben de gitmiyorum yaylalara. Değil mi? Yani şu şeyden sonra işte bu karate spor dolayısıyla, hakemlik dolayısıyla vakit bulup gidemiyoruz ya. Yani. Ama vatandaş gurbettekiler çok rağbet ediyor şu aralar. Son yıllarda bayağı bir tutulmaya başladı. Herkes arsa marsa ev yaptırıyorlar yani. Evet. Bayağı bir rağbet oldu. İstanbul, eski İstanbul gibi oldu yani. Seviyor. Trebolu'ya eğer gelirseniz Trebolu'da bu plajın olduğu taraf mesela Kayalık'tı. Yani eskiden baktığınızda buraya kimse para vermez diye adam almış orayı. Şimdi orayı görseniz bir şehir gibi oldu ya. Ha, Bir de ayrı bir yurt şey. dışı evet, ayrı bir şey oluyor. Bir de bu Avrupa'da yaşayan insanlar çok yatırım yapıyor buraya. Havası sorarım. Hocam dün müthiş kar yağıyordu bu saatlerde. Bugün güldük gülistanlık. Güneş var yani. Ben çocuklara Karadeniz iklimini anlatırken işte Karadeniz insanını anlatırken Karadeniz ikliminden örnek veriyorum. Bir anda gök gürülder. Ondan sonra sakinleşir, güneş olur. Sinirli bir yapı. Sonra işte güneş, sakin bir ortam. Böyle özdeşleşmiş iklimli insanlar. Evet. Hayatımızda ah keşke var mı? Keşke yapsaydım, keşke yapmasaydım. Doktor olmayı çok istiyordum. Ama bir öğretmenin gafı mı diyeyim ya da o şartlarda çocuk aklımla anlatım yöntemi mi diyeyim bir kelimesi beni matematik dersinden soğuttu. Ondan sonra bıraktım. İşte bir karate şeyine düştük. Tekrar gelsem yine karate yaparım ya da işte ya beden eğitimi olmak isterim. Anladım. Keşke tabii ki keşkeleri vardır ama şu şartlarda bugünkü gençliğin yerinde olmak istemem. Bu imkanlarda yani pişman olacak olduğum yani bir şey yok şu anda. Pandemi sürecinde neler yaptık? Pandemi sürecinde İngilizceyi geliştirdik. Yani o benim için çok faydası oldu. Şartları zorlayarak karateyi yine yaptık aynı şekilde. İşte okula gidip geliyoruz. Haftada bir gün uzaktan eğitim yapıyoruz. Aynı bu şekilde. Okuyoruz yani. Çoğu hani olumsuzları olumluya çeviriyorsunuz da. İşte Evet. böyle bir şey oldu yani pandemi.
Olimpiyatlarda karate, Türk karatesinin şansını nasıl değerlendiriyorsun Ercan'cığım? Ben 3 madalyayı bekliyorum. Kata ve kumitede 2 kategoride. Bir de katada yani 3 tane madalya bekliyorum, altın. Ama diğerleri fazla olur, az olur. Onu kesmek şu anda güç. Tabii tanıdığım kadarıyla sporcuları performans olarak. Tabii bu pandemi dönemindeki çalışma şeyini de bilemediğim için. Ama kumitede 2 kategoride, katada altın rengi altı olarak bekliyorum. Ama sonra gümüş olur, bronz olur. Ama gelir yani. Bayağı son yıllarda, buradan da Esat Başkan'a selam olsun. Hani bir ivme derler ya karatede, sportif karatede bir ivme. Gerçekten bunu ister sevin ister sevmeyin, bir insanı yaptığı işi insan severek yapıyorsa, gerçekten böyle inanarak, o insanı takdir etmek gerekir. Dolayısıyla ben bir öğretmenim. Yani ben kimsenin Esat Başkan'ın aklını da burada yerine söylemek gerekir. Birçok insana ekmek kapısı açmıştır. Hani siz de dersiniz ya, insanlara böyle zamanında destek olursunuz, sonra sizi adınızı bile anmazlar. Esat Başkan, yani ben öğretmenim, yani sonuçta ben bugün karate yapmasam öğretmenlik yaparım, yani hiçbir sıkıntı yok. Ama bu konuda işini gerçekten severek yapan bir insan, dediğim şekilde karateyi, hani böyle bir yüksek atlama yaparlar ya, böyle rekor, yani o duruma getirdi. Biliyorsunuz katada Türkiye Avrupa'da uluslararası şampiyonada hiç sıfırdık yani. Evet. Bugün kumitede İran'ı. Ben şöyle düşünüyorum, bir hizmet yarışı. Ya, sizden sonra birisi gelmiş, siz bir yere kadar getirmişsiniz. Ondan sonra öteki, hani bu çok kırıcı olmadan, tabii ki mutlaka eleştiri olacaktır. Ama eleştiri de entelektüel insanlar yani yapar. Ekran döndü. Dolayısıyla eleştiriyi entelektüel insanlar yapar ki karşıdaki insan gelişsin. Ama eleştiri alan insanlar bunu kabul ederek kendi noksanlıklarını, eksiklerini görmesi gerek. Ama tabii ki buradan ne kadar doğru olur söylemek bilmiyorum. Şimdi eleştiri de belli sınırlar içinde insanları rencide etmeden yapmak lazım. Yoksa Hakan Hoca'yı eleştirebilirsiniz ama Hakan Hoca'nın eleştirirken onun kişiliğine, karakterine saygı duymak zorundasınız. Yani bugün Hakan Hoca olmasaydı belki karate buraya doğru, bu ivmede olmayacaktı. Esat Hoca olma, Esat Hoca'dan sonra, başkandan sonra birisi geldiği zaman Esat Hoca'dan sonra yükselmiştir bu karate diyecek demeli. Yani dolayısıyla yiğide hakkını vermek lazım. Tabii ki sizin başladığınız dönemdeki şartlarla bugünkü şartlar çok farklı. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor. Hem bilimsel açıdan, hem ekonomik, hem devletin yönetim şekli açısından da çok şey değişti. Yani dünya değişiyor, siz de değişmek zorundasınız. Kesinlikle. Yani bunu kabul etmek gerekir. Derler ya, değişmeyen tek şey mezarda yatan ölülerdir. Onlar değişmez. Onlar bile değişiyor tabii, değil mi? Cesetken toprak oluyor yani. Sayın hocam, jimnastik yarışmalarını izleyin. Jimnastikteki bir hareketin, yani yapılış şeklini, bir insanın onu vücudu, o dengeyi, o hızı, o bardaki hareketleri yapma şansı var mıdır düşündüğünüzde? Ama insanoğlu bunu sürekli geliştirerek birçok hareketi başarabiliyor. Yani gerçekten çok zor bir spor dalı jimnastik. Tabii. Yani enteresan hareketler var. Onu, yani bir insan onu yapma şansı yok dersiniz, görmeyen bir insan için. Ben uzmanlık alanım da jimnastik benim, ayrıca üniversite alanımda söyleyeyim. Unuttum. Dolayısıyla bunlara baktığınızda Esat Başkan'ın yaptığı, Türkiye'de okullara kadar işte minderinden tutun her türlü
çalışmak isteyeniz ama şu özelliği var Esat Başkan'ın, çalışan insanı gerçekten seviyor. Yani bu 2-2-4, bunu her zaman söylerim ama çalışan insanı sever. Ama tabii ki insanların ekmek kapısı açmıştır, işte işe koymuştur. O kendi aralarındaki mesele. Beni ilgilendirmez. Yani ben dediğim şekilde bugün karate yapmasam öğretmenlik yaparım. Hiç umurumda değil. Ama devlet bana bu imkanı sunduysa sizdeki bilgi bir işe yaramaz. Paylaşırsanız insanlar sizden bir şey Tabii. öğrenir. Yoksa bendeki bilgi, ben altıncıdanım, otururum, işte ben profesörüm, kimseye faydam dokunmasın derseniz o zaman egonuzda baş başa kalmış olursunuz. Evet, yapacak bir şey yok. Evet. Ercan, yavaş yavaş röportajımızın sonuna doğru geliyoruz. Camiaya bir mesajınız var mı? Karate Doğu Camiası'na. Evet, her şeye rağmen, olumsuzluklara rağmen pandemi döneminde inşallah bir araya geliriz. En kısa sürede bu pandemi belasından İnşallah. kurtuluruz. Size de bizi bu programa layık gördüğünüz için teşekkür ederiz. Bütün camiaya selamlar, saygılar. Türk Karate TV'yi nasıl buluyorsun? Güzel bir organizasyon olmuş. Sayın Hocam, inşallah devamı daha kaliteli bir şekilde, artık siz bu işi beceriyorsunuz Eyvallah, eyvallah. Biz Giresunluyuz ya. yani. Hakan Avpay demek bir akoldür artık karate için benim gönlümde, ama tabii başkasını ilgilendirmez. Evet Ercan Hocam, teşekkür ederim. Sen de bizim Türk Karate TV ekranlarına şeref verdin. Seninle sohbet etmek güzeldi. Tabii ben maçlarda maalesef böyle işte şu sohbeti bile yapamıyoruz işte, değil mi? Biri bir şey soruyor, biri bir şey soruyor. Sorular havada kalıyor. Ondan sonra bak ne güzel, yaklaşık bir 50 dakika baş başa sohbet ettik. Allah'tan kimse yok. İkimiz birbirimizle konuştuk. Teşekkür ediyorum. Sana başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcın olsun diyorum kardeşim. İnşallah Premier Lig'e geleceğiz. Görüşürüz inşallah. Gelirsiniz mi? İnşallah, inşallah. Orada basında yasakladılar. Yayın yapmak yasak orada ama biz geleceğiz tabii. Dostları görmek amacıyla. Şeyden, ekrandan virüs bulaşır diye korkuyor dünya. Evet, telefondan da bulaşabilir belki. Evet. Ercan Hocam, teşekkür ediyorum. Şimdi ben bu tarafı alacağım. Normal sen sistemden çıkabilirsin. Ben de yayını kapatacağım. İyi akşamlar diliyorum. Hemşerilerimize de sevgiler, saygılar diyorum kardeşim. Allah'a emanet ol. Teşekkür ederim size. Evet. Türk Kara TV'den bir canlı yayın daha gerçekleştirdik. Giresun İl Antrenörlerinden sevgili Ercan Kara hocamızla güzel bir söyleşi yaptık. Sizlere teşekkür ediyorum. Bizi evinize misafir ettiğiniz için güzel bir hafta sonu diliyorum. Yine bu akşam 19.30'da milli takım antrenörlerimizden, aynı zamanda tohum organizasyonunun genel koordinatörü Sensei Cengiz Çınar hocamızdan bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Görüşmek dileğiyle, iyi akşamlar diliyorum.